Her gün onlarla, yüzlerle ifade edilen bu sayıların içerisinde masumlar, mazlumlar, anneler, çocuklar, gençliğinin baharında nice canlar bulunmaktadır. Sözün üstadı olarak anılan biz avukatlar bile bu katliamı hangi kelimelerle ifade edebileceğimiz, bu vahşeti nasıl lanetleyeceğimiz noktasında güçlük çekiyoruz. Daha 3 gün önce Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini durdurması gerektiğine hükmetmesine karşın İsrail'in Refah'ta sivil halka karşı gerçekleştirdiği katliam göstermektedir ki İsrail işgalci İsrail devleti ne insani bir değeri ne de uluslararası hukuku tanımaktadır. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kurallarını yok sayan bu saldırıları çok açık bir şekilde terör devleti olarak anılmasının ve terör uygulayan bir devlet olarak tarihe geçmesinin en önemli kanıtlarından biridir. İnsan haklarından, demokrasiden, yaşam hakkının kutsallığından söz eden ülkeleri, uluslararası kuruluşları İsrail'e karşı en sert tepkiyi vermeye ve İsrail'in hukuk dışı saldırıları ile katliamlarının sonlanması için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bilinmelidir ki hiçbir şey yapmayarak ve sessiz kalınarak da adaletsizliğe ortak olunabilir. Barolar arasında bu hukuki mücadelede uluslararası birliktelik sağlanması yönünde hukuki çalışmalarımızı derhal başlatıyoruz.